Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 2016 model Comfortline paketi ile birlikteyiz. Aracımızı gördüğünüz üzere arkadaşlar, şöyle bir kapatayım. LED farları var. Açtığın zaman da korna çalıyor. Gizli özellikleri açılmış. Şöyle bir aracı size bir tanıtayım. Arkadaşlar maalesef katlanır aynalar yok. Bakın hatta görüyorsunuz. Şöyle kapattım. Basılıyorum. Öyle bir şey yok. Açtığım zaman da basılı tuttuğum zaman da arkadaşlar camlar iniyor. Her zamanki gibi Volkswagen. Şöyle çelik jant. 2.0 TDI 4 motion. 4 çeker. Şöyle size ben arkasını da göstereyim. Bıraktığın zaman kendi kalkmıyor maalesef. Öyle bir şey yok. Arkası geniş ya. Gayet bir sıkıntı yok bence. Genişlik konusunda bir sıkıntısı yok aracın. Şu da buradan çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle yaptığınız zaman şöyle çıkabiliyor ama gerek yok. Yani bu ip bayağı yükü taşıyor. Şu karşılıklı ipler bayağı aşırı yükleri taşıyabiliyor. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Süspansiyonlu kabı değil yani. Nasıl desem süspansiyonlu ama açtığım zaman kendisi otomatik açılmıyor. Mesela bakın. Bak. Şöyle yapman lazım. Bırakıyorsun yine gitmiyor. Bak. En az böyle kaldıracaksın, tamam mı? Ve %70 falan kaldıracaksın abi. Sonrasında kendisi kalkıyor. Aracın çenik jantları böyle. Gördüğünüz üzere. Şu arkasına geçelim. Arkadaşlar araca biz kaplama attık. Aldığımız ilk gün aracın koltuklarını böyle kaplattık. Size de göstereyim. Hatta şunu da bir açayım. Kol dayama. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Şöyle bir görüntü oluyor araçta. Şöyle size ben göstereyim. Burada da yemek falan yiyeceğiniz zaman açılıyor. Şuradan da meyve suyunuz, içeceğiniz duruyor böyle arkadaşlar. Arkası rahat. Biz bununla uzun yolculuk yaptık. Memleketimize gittik. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat, konforlu bir aracı olduğunu size söyleyebilirim. Bu da ön kokpit. Şöyle geçelim. Elektronik yan ayarlamalar yok koltuğun. Maalesef. Arkadaşlar aracın gizli özellikleri açık. Şu an şöyle size bir göstereyim. Burada kol dayama var. Şöyle kademeli. 4, 5. Ya toplam kaç kademesi var? 1, 2, 3, 4. 4 kademesi var arkadaşlar. Burada modlar var. Karlı mod, normal mod, asfaltlı mod ve kendin seçebileceğin bir mod var. Bir de ekonomik modu var arkadaşlar. Sport da var. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Araca gizli özellik açtık. Şurada bir saklama yeri var. Şöyle. 1. Şurada da var. 2. Başka. Bir de burası var. 3 tane toplam saklama yeri var. Şurada bir göz var. Şurada da yine kaldırıyorsun. Çıkıyor. Gayet mükemmel. Apple paketlerinde benim bildiğim şuralarda da tuş oluyor galiba. Şu kısımlarda da tuş oluyor. Mesela şuralarda, şuralarda. Şu yukarıda da tuş oluyor benim bildiğim. Vites ipi konumuna getirin. Arkadaşlar krom detaylar ve piano black detaylar da var. Şöyle şu kısım mesela piano black, şu kısımlar. Piano black detaylar var. Hafiften de olsa ekran bayağı tozlu ya. Hafiften de olsa bir detaylar var yani. Şöyle bir arabayı çalıştırayım. Arkadaşlar duyuyorsunuz aracın sesini. Şöyle bir konsol da açayım. Şu an menüye gelelim. Arkadaşlar ev konut açıklı değil maalesef. Yani bunu açmamız için bayi bizden yaklaşık bir küsür fiyat istedi. Yani sırf ev konut açmak için bir küsür. Çok para ya. Bence değmez. Araç ayarlarına gelelim arkadaşlar. Stop start var. Durduğun zaman araba stop ediyor. Aracı kırmızı ışıkta falan durdurmak istiyorsan. Işıklarını arkadaşlar ayarlayabiliyoruz. Bir dakika iç mekandan ayarlıyorduk. Ambiyans. Arkadaşlar şu an yeşil ya.
Şu an kırmızı. Şu an beyaz. Kaç tane modu var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu var mı? 10 tane modu var arkadaşlar aracın. 10 tane aydınlatma modu var. Bence güzel. Bir sıkıntı yok. Park ve manevra var arkadaşlar. Şimdi bu ne oluyor diye soracaksanız, bize manevra frenleme fonksiyonu etkin. Size ben bunu direkt açıklayayım arkadaşlar. Diyelim park edeceğiniz zaman araç 10 km hızının altındaysa, yani 10 km'ye geçmediyseniz, önüne ve arkasına bir engel çıktığı zaman direkt duruyor arkadaşlar araç. Yani ani fren yapıyor. Şunu da ben bir yine her zaman gibi yeşile vereyim. Yeşil çünkü güzel arkadaşlar. Şöyle modlarını da göstereyim size. Bastım. Eco mod var. Normal var. Sport var. Bir de kendimizin oluşturabileceği bir mod var arkadaşlar. Onu mesela uyarlayayım mesela. Bak şimdi direksiyon diyor ki normal. Buradan sport yapabiliyorsun. Tahriki eco yapabiliyorsun. Sport yapabiliyorsun. Dinamik fren, dinamik viraj farı, bunu sport ile eco arasında seçebiliyorsun. Klimada eco ve normal arasında geçiyor. Burada da modu sıfırlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela modu sıfırlayalım. Şu an hepsi normal oldu. Buradan ayarlayabiliyorsun. Bir de kar modu da vardı. Şu an mesela bak kar modu snow. Karlı kötü yollarda işe yarıyor. Tekrar medyaya getirelim. Xiaomi Redmi Note 9. Her neyse arkadaşlar, şöyle aracın bir motor sesini size dinleteyim mi? Kesiciye giriyor. Bakın. Basıyorum. 2,5 devirden sonra kesiciye giriyor arkadaşlar. Şöyle yanlarda da krom detaylar var. Şurada da videolarda gördüğünüz transit var. Her zamanki gibi. Şöyle size de göstereyim. Ford. Her videoda da bunu gösteriyoruz ya. Güzel. Arkadaşlar maalesef bakın. Bu perde açılıyor. Tamam mı? Perdede sıkıntı yok. Lakin sunroof bozuldu. Şimdi bu kısımda şey oluyor biliyorsunuzdur. Hafif böyle bir rüzgarın gelmesini engelleyen bir parça oluyor. O parça kırıldığı için sunroof ne açılıyor ne kapanıyor. Açıldığı zaman da kapanmıyor maalesef. Tekrardan bunu böyle kapatayım. Bakın böyle kapanıyor. Bu şekilde. Aydınlatmalar var arkadaşlar burada. Mesela böyle. Şöyle. Ve hepsini şekilde açabiliyorsun. Şöyle. Hepsi yanıyor. Buraya geliyoruz. Bak burada da bir aydınlatma bizi karşılıyor. Şurayı açıyoruz. Of YouTube. Şöyle görebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet mükemmel. Bu çıkıyor mu? Arkadaşlar bu da çıkıyormuş ya. Bir dakika. İsterseniz bunu böyle yapabiliyorsunuz. Şu kısmına gelebiliyorsunuz. Size daha iyi göstermek için geri gelim. Şöyle oluyor. Arkadaşlar işte bu araç bu kadardı. Hepinizi seviyorum. Şurada aynamız var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle kapıyı kapatayım. Şöyle dörtleri de böyle kontrol edebiliyoruz. Arkadaşlar görüldüğü üzere. Video bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Elektronik fren. Auto-hold. Falan işte bayağı özellik var. Ha, bir de şey de var arkadaşlar. Şimdi size onu da göstereyim. Bir dakika ben onu unuttum. Bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi bu koltuğun burada ayar var. Tamam mı? Bakın şimdi. Şişkinlik oldu. Bakın arkadaşlar. Şu an bir şişkinlik var değil mi? Şu an yok. Belli oluyor mu bilmiyorum ama bel desteği gibi bir şey bu. Gayet güzel arkadaşlar. Video bu kadardı. Şurada bir göz var. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Şöyle bir dıştan da gösterelim son olarak. Her iki aracı. Her iki karizma aracı daha doğrusu. Şöyle. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Sizce hangisi yakışıklı? Bu mu? Bu mu? Karar sizde. Seçiminizi yapın. Görüşmek üzere. Bay bay.